Merhaba. 600 yıllık firavunluk dönemi Anadolu'da ve tabii o insanlar raya olarak görülmüş, Türkiye'deki halk raya koyunlar, kapı kulları olarak görülmüş, aşağılanmış, hiçbir konuda fikirlerine danışılmamış. Böylece koyun gibi yönetilmiş 600 yıl boyunca. Ve işin ilginci bunu sindirmişler. Yani köleliği, kulluğu ve koyunluğu bir marifet bilmişler. Ve kendilerine hakaret eden firavunları övüp durmuşlar ve hala de övüyorlar. Atalarımız diye övüyorlar. Her nedense. İnanılacak bir değil. Yani düşün ki zencilerin kendilerini köleleştiren eski kölecileri övmeleri gibi. Ve ama yani bu bir artık kültür haline gelmiş. Yani aşağılanma, onur kalmamış yani bu insanlarda. Zaten dincilik artık menfaat, artık politika eşittir. Bu tür hezeyanlar. Yani şu anda maalesef Tayyip çıplak bir kral gibi etrafında bir sürü tenziler dans ediyor. Ve sarhoş sarhoş şeyler söylüyorlar. Yani biraz sonra bazı sarhoş ifadeleri sizinle paylaşacağım. İnanılacak gibi değil. Ve bu adamlar etrafında hala. Bunlardan bir tanesini etrafında tutmaması lazım eğer aklı başındaysa. Çünkü bunlar zarar verir. Bunların zerre kadar gerçeği görme, hakkı arama gayretleri yok. Öyle bir dertleri yok. Bunların bütün şeyleri koltuk, menfaat, para ve kariyerdir. Başka bir şey değil. Çünkü yalan söylüyorlar. Çünkü meddahlık yapıyorlar. Meddahlardan kaçın. Ama maalesef zaman içerisinde Tayyip'in zaafı etrafında hep kendisini evetleyen tipleri tuttu. Kendisini şöyle ufaktan eleştirenlere bile tahammül etmedi, partiden ayırdı. AKP'de birçok milletvekili arkadaşlarım vardı. Yani geçmişten, davanın içinden çıkmış, dürüst, yiğit insanlar ve tabii nispeten ve onlar tek tek uzaklaştırdı. Parti içinde hala birkaç kişi var ama onlar da maalesef böyle bel kemiklerini kaybetmişler veya kıkırdak haline dönüşmüş. İyice eğiliyorlar. Yani düşünün bunları paylaştım. Ben biraz sonra bununla ilgili yazdığım bir paragrafı okuyacağım. Size hemen paylaşayım. Fazla vakit geçirmeyeceğim. İnşallah görebilirsiniz. Biraz bunu ayarladım. Ne diyor bu kadın? Tayyip bir üzmek Allah'ı üzmektir diyor. Fatma Durmuş. Birisi yorum yapmış. Bunu az önce Twitter'da aldım. Çakma şair diyor. Çakma şair mi? Çakmama şair mi bilmiyorum. Tanımıyorum kendisini. Ama bunlardan birkaç tanesini işitmiştim medyada ilk söylendiği vakit. Ben böyle en değer birbirinden bağımsız vakalar zannettim. Ve umulur ki bunları uzaklaştırır diye sanıyordum. Ama meğerse oho bunlar maşallah bir Yeniçeri ordusu gibi. Recep Tayyip Erdoğan bizim için ikinci peygamber gibidir diyor. Allah Allah. AKP Aydın İl Başkanı İsmail Sezer. Ya bunu hemen il başkanlığından şey etme. Yani AKP ile ilişkisi kesilmesi lazımdı bunu söyledikten sonra. Oldu mu bilmiyorum. Yani inşallah olmuştur. Yani bunu söyledikten sonra AKP kurulu neyse ya böyle saçma sapan konuşan adamın bizim partiyle ne alakası var demesi lazım. Bu Sayın Başbakanımıza dokunmak bile inanın bence ibadettir diyor. AKP Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin çok dokunmuş. Neresine dokundu acaba onu bilmiyorum. Dudaklarıyla mı dokundu? Aşağılık herifler ya. Bu Başbakanımızın doğduğu şehirler de mübarektir diyor. AB Başkanı ve Baş Müzakereci Egemen Bağış. Mübarek! Mübarekmiş. Ve bir de doğduğu şehirler. Eğer bir imla hatası yoksa demek tayı zaman ve tayı mekan yaparak birkaç yerde doğmuş. Doğduğu şehirler. Daha bu adam hayattayken ve yaptığı icraat nedir? Sağ sola AVM yapıyor, köprü yapıyor. Borç paralarla. Birkaç işi de yaptıysa büyük işi o da Amerika'nın desteğiyle ve yardımıyla oldu. Orduyu şey etmesi, hizaya getirmesi olayı. Başbakanımızın çıkacağı televizyon yere konmaz demiş. Aha!
At kepeli Çayeli Belediye Başkanı Rıza Çakır. Fetişist kafa ya. Bunlar Kur'an'ın mesajına, Kur'an'ın içeriğine ihanet ederler. Her türlü ihaneti yaparlar. Ama kağıdının mürekkebini maşallah başları üstünde tutarlar. Kağıt perest, mürekkep perest, kıl perest, taş perest. Taşa da taparlar. Hacerül Esved. Mescid-ül Haram var. İnsanlar eskiden toplanmışlar. Eskiden yani o insanları toplayacak kadar bir yer, bir toplantı yeri. Toplantı, konferans, hac, tartışma konferansı demektir. Hicce, tartışma. Kavga ederek değil. Düşünerek, belgelerle, internasyonel, uluslararası bir konferans. Ve orada Allah anılıyor, Allah'ın nimetleri şey ediliyor, teşekkür ediliyor ve insanlar arada ticari ilişkiler kuruyorlar, sorunları tartışıyorlar, bir birlik var. Hac bu. Çere toplanıyor, Mescid-i Haram, mescid. Ama ne yapıyorlar daha sonra? Mescidin duvarları, duvarını ipek işlemeli ipekle sarıyorlar. Ondan sonra bir koca küp bir siyah taşa dönüdürüyorlar. Ondan sonra onun etrafında dolanmaya başlıyorlar. Tavaf ziyaret etmektir. Gidip gelmek, bir yeri ziyaret etmek. Mescidi ziyaret edin dersen ve hastaneyi ziyaret et. Okulu ziyaret, kütüphaneyi ziyaret, kütüphaneye git gel. Ne yapıyor? Bu gidiyor kütüphane etrafında dolanıyor 7 kere. İçine gir. Yok. Sonra kütüphaneyi içinde kitapları yıkıyorlar, yakıyorlar. Ondan sonra kütüphanenin üstüne bir tür şey koyuyorlar. Koca bir bez ipekten altın işlemeli. Ondan sonra kütüphane etrafında dolanmaya başlar. Biz kütüphaneye gidiyoruz. Bu, kafa bu. Fetişist, şekilci, kafasız, beyinsiz şey zihniyet. Müşriklerin şeyi. Aynen miras alındı. Çünkü Kur'an'a ihanet edildi, akla ihanet edildi. Önce akıl. Zaten akıl olmadı mı ne kitap olur, ne Müslümanlık, ne insanlık olur. Hayvandan beter olursun. Şimdi yani inanılacak gibi değil. Bakayım bunu okuduk mu hepsini? Başbakanımızın olduğu şeyler mübarektir diyor. Başbakanımızın çıkacağı televizyon yere konmaz. Fetişist kafa. Başbakan, bu AKP'li Çayeli Belediye Başkanı, başbakan benim atamdır demiş. Bunu diyen de jöleli, jöleli adam. Dur bakayım şu jöleli adamı görelim. Okey. Başbakan benim atamdır demiş. Bu jöleli gazeteci Yiğit Bulut. Okey. Ondan sonra altındaki ne diyor? Erdoğan Türkiye'nin ezeli ve ebedi başbakanıdır. Allah Allah, ezeli ve ebedi şef. Aynı şeyler. Allah'ın iki sıfatı. El evvel vel ahir. Ezeli ve ebedi. Allah'tan başka ezeli ve ebedi yok. Ama Türkiye'nin ezeli ve ebedi başbakanıdır. Saltanat. Saltanat da kötü yani. Saltanat 600 yıl sürdü. Ezeli ve ebedi değil. Ondan sonra altındaki... Ya bunlar sanki yarış içerisinde. Terziler palavra yarışı içerisinde. Elbiseyi övme yarışı var ya, çıplak kralın elbisesini. Artık kantarın topuzunu kaçırmışlar. Birbirisi birbirle yarışıyorlar koltuk için. Biraz ulufe için. Öteki ne diyor? Başbakanın yaptığını yapmak sünnettir. Sağlık Bakan Yardımcısı Aga Kafkas. Ah ah ah. Ah ah ah. Vah. Şimdi tabii ki ne diyeyim yani şimdi. Çok üzücü bir olay. Yani bunların bu dışarıda bunların söylediği. Bunlar içeride neler söylüyorlar, neler yapıyorlar Allah bilir neleri. Şapur şupur öpüyorlar. Hiç görmek bile istemiyorum. Midem bulanır. Selam.